Deniz Zeyrek, Asırlık Çınar. İçişleri Bakanlığı'nın nüfus idaresi alt soy, üst soy liselerini erişilebilir hale getirdiğinde ilginç bir tabloyla karşılaşmıştık. Anne ve babaanne tarafımın kayıtları 1840'lara kadar gidiyordu ama Ali Rıza dedemin Anadolu'daki hikayesi 1915'te başlamıştı. Dedem elbette Anadolu'ya uzaydan gelmemişti. Araştırmacı gazeteciliğinin sağladığı avantajları da kullanınca dedemin köklerini bulmam zor olmamıştı. Rusya, Çarlık ve Sovyet arşivlerinde aileyle ilgili 1825 yılına kadar geri giden bilgiler mevcuttu. Hem dedemin ve yaşıtlarının anlatımlarından dinlediğim, hem kayıtlardan gördüğüm, şu anda Gürcistan'da bulunan Ahıl Kerek bölgesindeki Türk, Terekeme köylerinde yaşayanlar, 1917'deki Sovyet devriminden birkaç yıl sonra güvenlik endişesinden Anadolu'ya göç etmişler. Dedemle sohbetlerimizde dikkatimi çeken en önemli şey şu olmuştu. Ailenin Anadolu'daki hikayesiyle Cumhuriyet'in hikayesi birlikte başlamıştı. Türkiye'ye geldikten bir süre sonra askere alınan dedem, Edirne Uzun Köprü'de vatani görevini yerine getirmiş, sohbetlerimizde Kars'tan Edirne'ye gidişini anlattırır, yaşadıklarını gözümde canlandırırdım. Yirmili yaşlarda zayıf, yanakları çökmüş, kalın kaşlarının altında parlayan mavi gözleriyle, zayıf yüzünde olduğundan daha iri görünen kemerli burnu ve kulaklarıyla bir Mehmetçik. Üzerinde sarı kamış savaşı fotoğraflarından gördüğüm Mehmetçik üniforması, nasırlanmış ellerinde ahşap gövdeli eski bir piyade tüfeği. Bir ay sürdü varmamız derdi tren kompartımanlarında, samanların arasında aç susuz, uykusuz diye devam ederdi. Dedemin Anadolu'yu yurt tutmasıyla, Cumhuriyet'in Anadolu'ya kök salması da aynı dönemlere denk gelir. O nedenle Cumhuriyet deyince aklıma gelen ilk kavram yurt olur. Dedemin kök saldığı Kars'tan askerlik yaptığı Edirne'ye kadar uzanan bir yurt. Atatürk'ün Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa türküsü eşliğinde 1924'te Kars'a gelişi müthiş bir motivasyon olur bölgeyi yurt tutanlara. Kürtler, Terekemeler, Yerliler, Azeriler, Türkmenler hep birlikte uyumluca yaşarlar. Zira kendilerini Atatürk'ün tanımıyla bir ulus olarak görürler. Cumhuriyetin ikinci kazancı o ulus olsa gerek. Şehirdeki gelişmeler Cumhuriyet'in gelişimiyle paralel olur. Cumhuriyet'in eğitim kurumları, sağlık kurumları yavaş yavaş da olsa gelir Serhat kentine. Kadınlar sisteme dahil olur. Öğretmenler, ebeler, hemşireler yetiştirilir. Dedem geldiğinde cahildir. Hemen öğrenir Latin alfabesini. Ardahan'dan Şamama nenemi bulur ve evlenir. Muhteşem sesiyle kurdukları ilçenin camisinde vaizlik yapmaya başlar. Cumhuriyet köy enstitülerinden birini cılavuzu tam da onların yaşadığı topraklardan açar. Bu fırsat kaçar mı hiç? Kendileri cahilken çocukları okusun ister ve beş kız 8 çocuğunu da orada okutur. Biri hariç hepsi öğretmen yapar. Cumhuriyet 20 yılda nasıl büyük atılımlar yapmış, gelişmişse Ali Rıza Dedemin çekirdek ailesi de öyle gelişir. Okuyan çocuklar sayesinde yaşam standartları yükselir. Bu gelişim fırsatını da Cumhuriyet sağlamıştır. Ne zaman cahil anne babanın çocuklarının öğretmen oluşuna dair hikayeyi dinlesem, Cumhuriyet'in başka bir özelliği gelir aklıma. Fırsat eşitliği. Ülke çok partili döneme geçer. Demokrat Parti iktidara gelir. Birlikte göç ettiği akrabalarının çoğu önce Demokrat Partili, sonra Adalet Partili olur. Ancak dedem yurt tuttukları toprakları, cumhuriyeti, cumhuriyetin kendilerine sunduğu olanakları ve fırsat eşitliğini Atatürk'e, İnönü'ye ve onların kurduğu kendi deyişiyle Halk Partisi'ne borçlu olduklarını düşündüğünden vefa gereği Halk Partisi'nden vazgeçmez. Ailedeki siyasi bölünme o kadar derinleşir ki Yahşi olan soyadını Zeyrek olarak değiştirir. Daha sonraki 10 yıllar boyunca 68 kuşağıyla, 78 kuşağıyla gençlik hareketlerinin yarattığı stresle geçer ömrü. Sağcı ülkücü yakınlarıyla solcu sosyalist çocukları arasında kalır. Onların birlikte yaşamasını arzularken siyasi gerekçelerle ailenin bir kısmı yolları ayrılır. Sovyet Rusyası'ndan kaçıp geldiği ülkede muhafazakar biri olmasına karşın kendi çocuklarının solcu sosyalist olması ne kadar manidar değil mi? 12 Eylül çocuklarının, torunlarının başına gelen tutuklamalar, gözaltılar çok canını sıkar ama yurtsever yanı hiç değişmez. Halk Partisi'nden hiç vazgeçmez. 1994 yılında kendisi veda ederken geldiği yıllarda kurulan cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını biliyordu. Geride torunlarıyla, torunlarının çocuklarıyla Anadolu'ya kök salmış, yurtsever fertleri olan ailesini bırakıyordu ve o aileyi temelleri o aileyle aynı yıllarda atılan cumhuriyete emanet ediyordu. İşte bizim bugün itibarıyla asırlık bir çınar olacak cumhuriyete duyduğumuz sevgimiz ve bağlılığımız bir de yurtseverliğimiz tam da buradan geliyor. Yaşasın cumhuriyet. Nice yüzyıllara.